De. Ha. Buyurun. Narsı, bir isteğiniz var. Aa, başka bir istek yok. Biz var, sana çok teşekkür. Sen şimdi gidip dinlenmek. Teşekkür ederim. Çok sağ ol ya. Ya Selin Hanım, bu ne sürpriz ya. Hoş geldiniz vallahi. Ya bayağı sürpriz olmuş. Maşallah, hayırlı olsun. Ne oldu Selin Hanım, ne hayırlı olsun? Bakıcı diyorum, bakıcı. Nasıl, iyi bakabiliyor mu bari? Ha ya, işte daha bir şeyini görmedik vallahi. Daha bir şeyini görmedim derken, ya pardon da neyi görmeyi planlıyorsun? Yani hizmetini Selin Hanım. Ha. Bu kadın nerede kalacak? Yani herhalde burada kalacak. Burada. Peki nerede yatacak? Yan odada. Yan oda. Bu yan oda nerede? Yan oda yanda. Levent. Sen nerede yatacaksın? Biz Sezgin'le yan odanın daha yanında içeride bir oda var. Orada kalıyoruz. Ama Sezgin o gün ben hasta olduğum için orada tek başına yatar. Ona bulaşmasın diye hastalım. Ben burada kanepeye kalır yatarım yani. Burada. Yani yan odanın yanındaki, yani buradaki kanepe. Burada yatıyorsun. Evet Selin Hanım. Yok canım, yani yok artık. Olacak şey değil. Olmayacak şey nedir? Canım, burada yatma. Beli falan ağrır. Ne gerek var? Onun için ben şey ettim sana. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Selin Hanım. Beni düşündünüz hiç ama. Yani ben alışkınım. Kıbrıları yatarım ben buraya. Levent, yatma diyorsam yatmayacaksın. Niye söz dinlemiyorsun ki? Yatma. Allah Allah. Tamam Selin Hanım. Madem siz yatmayın diyorsanız yatma. Nerede yatayım ben ya? Hah, şöyle. Hem belki şey olur. Neydi olur? Bu senin bakıcı var ya. Ben diyorum ki burada kalsın. Hem Sezgin de burada, ona bakar, onunla ilgilenir. Sen diyorum ki bana gel. Yani şey canım, iyileşene kadar bende kalırsın. Ne dersin? Ya çok teşekkür ederim Selin Hanım. Çok incesiniz ama şimdi sizi de hasta etmeyeyim durduk yere. Durduk yere olur mu canım? Şimdi tam zamanı. Neyin tam zamanı? Yani evde bir sürü boş oda var. Gelip burada boşu boşuna yatma. Hani belin falan rahatsızlanır. Toparlanana kadar bizde kal. Çok düşüncelisin Selin Hanım. Çok teşekkür ederim ama yani ben size rahatsızlık veririm. Ben kalırım burada. Ha öyle mi? Tabii canım, yani sana zaten burada gül gibi bakılıyor. Çaylar, kahveler falan o şekilde bakılıyorsun. İyisin, iyisin. Çorba mı yaptı sana? Ya evet, bir çorba yapmış. Ama bir güzel yapmış, bir güzel yapmış. İstiyorsanız size bir kase yemek yaptırayım. Öyle mi? Ne güzel. Çorbalar falan da yapılmış. Ben de zaten sana çorba yapmıştım ama hiç gerek yok. Zaten sen çorbanı içmişsin. Afiyet bal şeker olsun, şifa olsun. Ha, olur mu Selin Hanım ya? O sizden önce yapmış sadece çorbası. Bu arada ben güzel dedim ama bakmayın. Galiba çok tırışma. Ben bile bir kaşık zar zor yedim. Böyle midem bulandı. Ya siz hem zahmet etmişsiniz, bana çorba yapmışsınız. Ölürüm de ben o çorbanın tadına bakmadan bırakmam. Yok canım, yok sen içmişsin içeceğe kadar yani. Hiç gerek yok benim çorbamı içmeye. Ben bunu götürürüm, sokaktaki hayvanlara, kedilere falan veririm, onlar içerler. Olur mu Selin Hanım? Ben o çorbanızdan sizin tadacağım çorbayı. Levent, içmeyeceksin dedim, içmeyeceksin. Hem ben gidiyorum zaten. Ya Selin Hanım durun lütfen ya. Siz bana çorba yapmışsınız, ben ondan en azından bir kaşık tadımlık alacağım. Bir kaşık mı içeceksin? Bırak Allah aşkına Levent ya, ben gidiyorum. Ya Selin Hanım lütfen. Dünyanın en güzel kadını bana dünyanın en güzel çorbasını yapacak. Ben onu içmeyeceğim, öyle mi? Midemde onun için rezerve edilmiş bir yer var. Durun. Şuna bak ya. Uf, bu ne ya? Kokusunda sağlık var, yemin ediyorum. Sevginizi katmışsınız. Çorbaya bak ya. Besin deposu. Ben bundan bir kase değil vallahi 3-4 kase içerim. Öyle mi? Tamam, iç o zaman. Çok büyük konuştum Levent. Ben siz içeyim onu. O zaman daha faydalı olur. Evet. Allah'ım sana yardımcı oluyorum. Afiyet olsun. Gerçekten şu an iyileştim hissediyorum. Hadi oğlum Levent. Çok az kaldı. Başarabilirsin. Selin Hanım'la mutlu geleceğinizi düşün. Ya bismillah.
Ayağım iyileştim. Renkler çok daha canlı geliyor şu an gözüme. Ne çorbaymış ya. Yine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun Levent. Umarım hemen iyileşirsiniz. Ben gidiyorum. Ya bir dakika, bir dakika Selin Hanım. Ben o kadar çorbanızı içtim. Siz bana neden şu an sinirlendiniz bu kadar? Onu anlamıyorum ya. Ben sana niye sinirleneyim yani? Hani niye kızacağım yani? Hani kızmak için bir sebep mi var ya? Allah Allah. Afiyet olsun. Ben bunları alıyor. Ha tabii. Ben sana yardımcı olmak. Siz bir şey istiyor. Valla daha ne isteyeceğiz ya? İlerinden sana çok amaratsın vallahi. Bu kadının böyle dolaşması hoş mu yani? Ne böyle daracık pantolonlar giymiş, böyle dantelli mantelli kırmızılar giymiş. Ya resmen teşhir yani, resmen teşhir. Ayıp yani, ayıp. Evde bir tane çocuk var. Üstüne bir de bekar bir adam var. Ya Selin Hanım, siz beni yani bu akıcıdan mı kıskanıyorsunuz şu an? Ne alaka yani, ne münasebet? Ben seni niye kıskanacağım, ha? Alt tarafa bir bakıcı. Hem o saçları ne böyle garez gibi uzatmış, o uzun saçları. Söyle ona, bir bone falan taksın yani. Kesin o çorbaya saç falan düşmüştür. Selin Hanım, siz beni sanki biraz bu bakıcıdan kıskanıyorsunuz. Levent, sana o gelenlere söyle, bir an önce gitsinler yani. Hani evde yokuz falan de. Çünkü ben gerçekten şu an çok sinirleniyorum yani. İyice saçmalamaya başladım. Ya altı üstü sana arkadaşça bir çorba getirdim. Yani arkadaşlık yaptım, fena mı yaptım? Niye altında başka şeyler arıyorsun ha? Niye? Hayır Selin Hanım, yani doğru söylüyorsunuz. Ben özür dilerim sizden. Yani ben sadece arkadaşça bir kıskanmadan bahsetmiştim. Neyse Levent, daha fazla uzatmayalım. Zaten hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Ben gidiyorum yani. Ben gidiyorum. Ya Selin Hanım lütfen durun ya. Ben o yani sizi kırdıysam çok özür dilerim ama benim söylediğim şey tamamen arkadaş şeydi. Gitmem lazım Levent. Daha fazla uğraşamayacağım seninle. Tamam tamam, o zaman kapınız yıkanıyor. Onu vereyim, onu da götürsün giderken. Çöpe atsın. Onun eli değdi ya, benim için artık çöptür. Ya ama yani siz gerçekten... Ya Selin Hanım...